Sabah uyandığımız zaman ilk yaptığımız işler arasında akıllı telefonlarımıza bakmak var. Gün içerisinde birçok haberi paylaşıyor ve birçok haberi beğeniyoruz. Peki doğruluğunu bilmediğimiz haberleri paylaşmak ya da beğenmek başımıza iş açar mı? İşte bu soruyu uzmanlara sorduk. Cevabı ise haberimizde. Sosyal medyada kaynağını sorgulamadan, doğruluğundan emin olmadan paylaştığınız iletiler hukuki olarak başınızı ağrıtabilir. Çünkü hepimizin maruz kaldığı kontrolsüz içerikler var. Bu içeriklerin çoğunun gerçek olup olmadığını tartışmadan, sorgulamadan kabullenip paylaşıyoruz ve yanlış bilgileniyoruz. Yaptığımız paylaşımların, haberlerin doğruluğunu araştırıyor muyuz? Yani araştırmıyoruz. Tembelliğimize geliyor. İşin kolayına kaçıyoruz tabii. Vallahi etmiyorum da ama sonra ettiğimde çoğunun yalan haber olduğunu görüyorum. Güvenilir kaynaklardan haberleri okumaya çalışıyorum genelde. Araştırıyorum. Her farklı kaynaklardan bakıyorum. O şekilde güvenilir olduğuna emin oluyorum. Doğruluğunu tabii ki de teyit ediyorum. Hangi kaynaktan olduğuna dikkat ediyorum. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Özlem Ali Kılıç, içerikleri paylaşmadan önce yapılması gerekenleri anlattı. Sosyal medyadaki her içeriğe inanmayacağız. Onu kendi zihin dağarcığımızdan önce geçireceğiz ve kaynağı kontrol edeceğiz. Gerçekten doğru mu diye. Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlar olumlulardan daha fazla. Kişi, kurum ve markaların hedef alınması cezai yaptırımları da beraberinde getiriyor. Yani adamın biri kızdığı bir markaya, cevap alamadığı bir markaya ya da bazen gerçekten sadece manipüle etmek için kötü niyette olabilir. Bir olumsuz bir fotoğraf çekiyor. Kendisi ayarlıyor her şeyi. Ürün görseli, fotoğraf, yan malzemeleri koyup fotoğraf altına da bir şey yazdığı zaman onu paylaşıyorsun. Sosyal medya kuralsız mı? Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Candide Şentürk bu soruya yanıt verdi. Tabii ki kuralsız arenada değiliz. Dolayısıyla birçok kural var. Özellikle cezai boyutu çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanan fiillerin faili olmamamız için dikkat etmemiz gereken pek çok yön var. Bu anlamda bir hukukçu gözüyle şunu diyebilirim. Sosyal medya kesinlikle kuralsız bir alan değil. Pek çok kuralla çerçevelenmiş durumda. Kullanıcıların maksimum özen ve dikkati göstererek kullanıcı sıfatını taşımaları gerekiyor. Son günlerde sorumluluk reddi beyanıyla cezai işlemden kurtulma konusu tartışılıyor. Ancak bu beyanın verilmesi de hukuki işlemlerden kişileri kurtarmıyor. Sorumluluk reddi beyanı diye bir beyan hukuken yok hükmünde. Dolayısıyla cezai sorumluluktan ya da hukuki sorumluluktan o sorumluluk reddi beyanını kendi sayfanızda paylaşmak suretiyle kurtulamazsınız. Kullanıcılar sosyal medyada paylaştıkları, yazdıkları ve beğendikleri her içerikten sorumlu olduğunu unutmamalı.